İnsanların ilişkileri, hayatın bir parçası olarak sürekli değişen dalgalarla dolu bir okyanus gibidir. Bu okyanus bazen sakin ve huzurlu olabilirken, bazen de çalkantılı ve karmaşık olaylarla dolup taşar. İşte bu çalkantılı okyanustaki yolculukta ve ilişkilerde kriz anları kaçınılmazdır. Hepimiz çalkantılı bir denizin ortasında dalgalarla boğuşan ahşap bir sandalın içindeyiz. Gidecek yerimiz mutlaka var. Ama bunu bilenimiz ve kendimize atacağımız sakin bir kıyı yok. Ne oluyorsa o mutlaka bizim başımı geliyor. Ne düşünüyorsak bu tekinsiz yolculuğun birer yolcusu olduğumuzu bilerek düşüneceğiz. Ayakta kalmak, sağlam durmak, asla umutsuzluğa kapılmamak zorundayız. Evet, canımız acıyacak, içimiz yanacak, kalbimiz gördüğümüz manzaralar karşısında dilimizin ucuna kadar gelecek ve yine de biz ayakta kalacağız hayatının bir noktasında başarısız olacaksın. Bunu kabul et kaybedeceksin. Kendini utandıracak ve herhangi bir konuda berbat hissedeceksin. Ama bilin ki başarıksızlıklarında, başarılarında sana ait. Ve bazen dünya size karşıymış gibi görünse de öyle değil. Sadece siz dikkatinizi vermiyorsunuz. Sıkı çalışmanın ve azmin öneminden de bahsetmek isterim. Risk almadığımız sürece hayatta hiçbir şeyin değerli olmadığını gördüm. Hiçbir şeyin küçük oynayarak yaşayabileceğiniz, daha az bir hayata razı olarak bulunacak hiçbir tutku yoktur. Hayatınızda ne yapmak istediğinize karar verirken insanlara ne kadar güveneceğinizi analiz etmelisiniz. Eğer düşeceksem, inancım dışında hiçbir şeyin üzerine düşmek istemem. İleriye doğru düşmek istiyorum. En azından bu şekilde neye çarpmak üzere olduğumu görebileceğim. Düşünüyorum da Epiktetos insanların hayatın zorluklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda da önemli bir rehber. Stoacılar insanların hayatın zorluklarına karşı dayanıklı olmaları gerektiğini savunurlar. E bu dayanıklılık insanların hayatın zorluklarını cesurca ve zarifçe karşılamalarını sağlar. Stoacılar insanların hayatın zorluklarına karşı dayanıklı olmaları için tarihi prensipleri kullanırlar. Bu prensipler İnsanların hayatın zorluklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda önemli bir rehberdir. Bilinmezlerin doğası iki kategoriye ayrılır. Münasıran kendi gücümüze bağlı olanlar ve olmayanlar. İlk kategoride yargı, tepki, arzu, iğrenme gibi şeyler vardır. İkinci kategoride sağlık, mal mülk, şöhret gibi şeyler yer alır. Epiktetos daha sonra öğrencilerine iki önemli kavram daha tanıtır prohairesis ve dihairesis. Prohairesis insanları diğer canlılardan ayıran şeydir. Kendi değer yargılarımıza göre bir şeyi arzulamamız veya ondan kaçmamıza, bir şeyi yapmak zorunda hissetmemiz veya hissetmemize, bir konu hakkında hemfikir olmamıza veya ayrı düşmemize neden olan yetidir. Epiktetos sürekli, biz kendi prohairesisimiziz der. Dihairesis ve prohairesisimiz tarafından gerçekleştirilen şey yargıdır ve işte bu bizim elimizde olan ve elimizde olmayanı ayırt etmemizi sağlar. Sonuçta Epiktetos öğrencilerine iyinin ve kötünün yalnızca prohairesisimizde var olduğunu ve asla dışsal ya da aprohairetik şeylerde var olmadığını öğretti. İşte bu düşünceleri tümüyle kavramış ve gündelik hayatında uygulamayı başarmış iyi bir öğrenci ulaşmak istediği nihai nokta eudamoniaya yani mutluluk ya da verimlilik olan felsefi hayata adım atmaya hazırdır. Bu mantık ve şeylerin doğası ile uyum içinde erdemli bir hayat sürmektir. Bu dayanıklılık insanların hayatın zorluklarına karşı cesurca ve zarifçe karşılamalarını sağlar. Stoacılar insanların hayatın zorluklarına karşı dayanıklı olmaları için tarihi prensipleri kullanırlar. Bu prensipler insanların hayatın zorluklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda önemli bir rehberdir. İnsan en az üç kişidir. Birincisi, kendisi, ikincisi, olmak istediği kişi ve aradaki farkta yaşayan üçüncü kişi. En sahicisi de bu üçüncü kişidir. Olmak istediğin kişiden kendini çıkardığında, aradaki farkta yaşayan kişidir sana en çok benzeyen. Ne kendin kadar huzursuz, ne de olmak istediğin kişi kadar hayalidir o. Lütfen bu bölümü tekrar tekrar dinleyerek tam bir sonuca varın ve bu paylaşımı tekrar tekrar izlemekten sakınmayın. Büyümekte olan kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hayat hepimize dayanma gücü ve kuvveti versin. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.